Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size parçalardan oluşturmuş olduğum bu güzel battaniye yapımında, hırka yapımında, yatak örtüleri yapımında kullanabileceğiniz modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle çok farklı ve değişik bir geometrik şekli var ve yapımı da çok 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 kolay bir çalışma arkadaşlar. Tığ işi olarak yapıyoruz bu çalışmamızı. 3 milim tığ kullandım. Kullandığım iplerim şöyle göstereyim. Nako Elite Baby arkadaşlarım. Çok güzel bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum. Şöyle bir herhangi bir renk, evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım. Şu şekilde tuttum. 2 tane zincirden sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, tutuyorum. Bakın burayı hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum bu zincirimin yanına, bununla 3 oluyor zaten. Sonra 1 2 3 zincir çektim, geri döndüm, üzerine alıyorum. Hemen yanından giriş yapıyorum arkadaşlarım, bakın buradan ve zincirimle beraber 1 2 3 şöyle buradan giriş yapıyorum, önce 4 ve bir de hemen yandaki o zincirimin en üst tepesinden giriş yapıp buraya 5 tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani 4 tane ikili trabzan, bir tane de zincirimiz var. Şimdi sayımızı 7'ye çıkartacağız. 7'ye çıkartırken aynı zamanda aradaki desenli yere geleceğiz. 1 2 3 tane zincir çektim, yine hemen üzerine alıyorum, bir yana geçtim, 2 ve 3 3 tane buraya, yani ikili trabzan yapmış oldum. 2 tane ikili trabzan yaptım, bir tane zincir. Arada bir zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, birini atlıyorum, diğerine geçiyorum. Bakın şu şekilde bir, hemen aynı yerden de alabilirsiniz burayı. Şöyle 2, bir de zincirimizin üzerinden alıyoruz, 3. Şimdi yine 3 tane zincir, kenarlarda hep 3 zincir arkadaşlar, üzerine aldım. Şimdi buradan devam ediyorum. 1 2 3 tane olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, bu boşluğa giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Artık kenarlardan arttırma işlemini yapmıyoruz arkadaşlar. 1 şöyle 2 ve bir de zincirimizden alıyoruz, 3. Buradan sonra 1 2 3 zincir, geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 bir zincir çektim, üzerine aldım, hemen boşluğa giriş yapıp oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum, bir tane daha alıyorum üzerine, hemen yanındaki tek olan yerimin içerisine bir tane ikili trabzan, bir de yana yine bir zincir çekiyorum. 3 tane yaptıktan sonra ve kenara geçiyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum, üzerine alıp hemen boşluğa giriş yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar buraya. 2 3 4 ve bir daha boşluğa yapıyorum, 5. Bir zincir çektim, kenarı yapıyorum. Üç zincir çektim yine. Bu iki tane yaptıktan sonra bir zincir, üzerine aldım, boşluğa giriş yapıyorum. Bir, hemen yanına iki,
ve 3. 3 tane burayı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Bir 3 tane ikili trabzan da bu tarafa yapacağız. Şöyle bir yeni bir yer açmış oluyoruz arkadaşlarım. 2 ve 3. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Tekrar devam ediyorum aynı şekilde. Boşluğa giriş yapıyorum yine. 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine alıp ortaya giriş yapıyorum. Ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine alıp diğer tarafa doğru 3 tane yapacağım. Birini buradan bakın atladım. 1, hemen 2 ve 3. Şekilde. Şimdi bir zincir daha çekip diğer kalan yandakileri yapıyoruz. Üç tane yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine alıp ortadakinin yanlarını dolduruyorum. Yani sayıyı 3'e çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Yine bu üçlünün üzerinden devam ediyorum arkadaşlar. Şurada bir tanesini atlayıp ikinciye geçiyoruz. Şimdi geri döneceğiz. 1, 2, 3. Geri dönerken bunu teke düşüreceğiz. Dolayısıyla herhangi bir arttırma ya da azaltma yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada bakın bu şekilde aldım. Hep buradan gidiyorduk. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğim. Şöyle 1, 2 ve 3. Artık kapatmaya başlıyoruz. Burası tam orta yerimizdi. Üçlü olan yerimiz. Şimdi bir zincir çektim. Yine üzerine aldım ve bir ileridekinden giriş yapıyorum bu şekilde. Bir, hemen yanından 2 ve yanından 3. Şimdi bir zincir çektim yine üzerine alıp bu üçlünün ortasından giriş yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şuradan başlıyorum. Bir, hemen yanından 2 ve 3. Şimdi azaltma işlemine başlamış olduk. Şu şekilde aldım. Bu boşluktan giriş yaptım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir. Geri dönüyoruz. Aynı şekilde bakın buradan değil buradan alıyorum. Şimdi bir zincir arada bir tanesini atlayıp ikincisinden 1, 2 ve 3. Şimdi bakın bu teke düşmüştü. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Burayı birleştireceğiz artık bir sonraki sırada. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Burayı arkadaşlarım şöyle yapalım. Bir taneyi buradan atlayalım. Kenarı düzgün olsun. Hemen bir ileriden bakın giriş yapıp oradan alıyorum ve kenardan da bir tane daha alıp yani şu şeyi bozulmasın. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. 1, 2, bir de bir boşluğa yapıyorum. Bakın buraları yapmadık. Şuraya yapmadık.
Çünkü azaltacağız artık. Bir tane zincir çektim, üzerine aldım. Şimdi buradan hemen bunu değil, buradan giriş yapıyorum. Bir tane atlıyorum yani. 1, 2 ve 3. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim yine. İçerisine giriş yapıyorum. 1, 1 ileriye gidiyorum bakın. Buraya yapmayıp bir ileriye gidip bir tanesini daha yapıyorum. Sonra üzerine alıp aynı şekilde kenar kısmından giriş yapıp kenarı düzgün olsun diye arkadaşlar yaptığımız bir işlem bu. Aradan bir tane atlıyoruz yani. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi yine şu şekilde 2, bir tanesini daha atlıyorum. Bakın buradan da 3. Bir tane zincir ve şimdi burayı bunu atlıyoruz. Buradan giriş yapıyorum. 1. Buraya 5 tane yer yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2, 3, birini buraya 4, birini de yanına 5. Bu sırada bu ortayı tamamen kapatmış olduk. Şimdi bir zincir çektik. Yine tekrar buradan devam ediyorum. 2 ve bir de kenardan alalım. 3. 1, 2, 3 zincir geri dönüyoruz. Yine bir tanesini atlıyorum bakın. Ortadan alıyorum. 3. Yani bu kenarı 3 oldu. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Bu defa 3 tane yapacağız. Şöyle hemen birini atladık. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir yine aynı kenar kısmını tamamlayacağız. Şimdi burada 3 tane kalmıştı. Bir zincir çektim. İlk başa geri dönüyoruz arkadaşlar. Kısacası şöyle bir tane yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar 3 taneyi yapıyorum. Aynı iç kısımda yaptığımız işlemi burada da yapacağız arkadaşlar. Şöyle 3 tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekip diğerine geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın bu arayı birleştireceğiz. Geri döndük. Şöyle bir tanesini atladık. 2, şu 3, bu 4 ve 5. Evet, 5'e düşürdük. Şimdi 1, 2, 3 zincir. 3'e düşürüyoruz. Şöyle bir buradan bir de buradan alıyorum ve tamamlamış oluyorum bu sırayı. Evet, bir tane parçamız böylelikle tamamlanmış oldu. Şimdi devam edeceğimiz zaman ise tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve burada rengi de değiştirebiliriz arkadaşlar. Farklı renklerden de yapabilirsiniz. Dilerseniz aynı renkte yapabilirsiniz tabii. Şimdi buradan devam edecek olsaydım hemen buradan çıkış yapıyorum. Bakın şöyle. Yine 3 tane diğer yerim için yer yapıyorum. Daha sonra da bunu 5'e çıkartıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. 2 şöyle 3 bir tane buradan giriş yaptım. 4 ve 5. Evet ve aynı buradan devam ediyoruz eğer devam edeceksek. Şöyle bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar.
Şimdi bu aradaki yerleri ise yarım yapmanız yeterli. Eğer tamamlamak isterseniz, ama bence böyle de çok güzel oldu. Şu anda aklıma geldi. Çok güzel atkılar da yapabilirsiniz. Buralara da böyle ipler takarak kullanabilirsiniz. Bunu da buraya bu şekilde yapıp, bu eğer böyle kalmasını istemezseniz bu şekilde yarım yapıp, bu tam dik olan yerde, üçlü olan yerde kesip bu şekilde birleştirebilirsiniz. Şimdi bir miktar da birleştirmesinden bahsedelim. Öncelikle etrafını hangi renk iple çevireceksek o ipi alarak başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben diğerlerinde krem rengi yaptım. Bunda da aynı şekilde yapalım. Bir miktar göstersem yeterli olacaktır zaten. Şöyle giriş yapıyorum. Şöyle tutalım. Bunu da buraya eklemeyi göstereyim ben sizlere. Şöyle tutundum arkadaşlar. O üçlünün hemen yanında, ilk baştaki başladığımız üçlünün hemen yanından giriş yapıyoruz. Sonra bir, iki tane zincir çektim, üzerine aldım. Aynı yerden burayı bağlayacağım için artık buradan anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Şu kısmı geçiyorum. Bakın şu araya ekleyeceğim. Bu kısmı geçiyorum. Birazdan geleceğiz çünkü buraya. Şuradan devam edelim. Şimdi birinciyi bu şekilde yaptım. Hemen buradan başlıyorum. Ve ilkini şöyle bir tutundum arkadaşlar. Sonra üzerine alıp aynı yerin içerisine, arkadaşlar, aynı yerin içerisinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum önce. Bu tarafın ikili trabzanı olmuş oluyor. Sonra şöyle çekiyorum. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum arkadaşlar, kısacası. Şimdi burada beşlimiz vardı. Beş tanenin en sondakine giriş yapıyorum bu şekilde. Şöyle. Ve üste çıkıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Sonra bir tane daha yapıyorum hemen yanına. Onu da aynı şekilde, bakın, şuradan giriş yaparak bağlıyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi diğer bir sıraya geçiyoruz, bakın. Diğer sıraya geçtiğimizde de yine önce ikili trabzanımızı yaptık. Sonra buradakine ekliyoruz. Sonra ikincisini. Şimdi arkadaşlar şu tam orta yerinde, yani üçlü yaptığımız yerde, oraya iki tane, dört tane ikili trabzan yapacağız. Aralarına zincir çekmeden şu şekilde aldım. Bakın şöyle oraya geleyim. Tam şu orta kısım olduğu için iki tane bağlamamız gerekiyor. Bakın üç tane var burada. Şuraya önce bir iki tane hemen yapıp bağlıyoruz. Yani dört tane yapacağız arkadaşlar buraya. Birleşim yeri olduğu için şöyle aynı kutucuğun içerisine dört tane ikili trabzan yapacağız. Bakın üçüncüyü yaptık. Şimdi dörtte aynı kutucuğun içerisine şu şekilde göstereyim yapıyoruz.
Evet, devam ediyor olsaydık arkadaşlar bu şekilde buradan devam edip bunu da yarılayacaktık. Bakın böyle, bakın bu şekilde bir birleşim sağlamış olduk. Şimdi bu kenarını da aynı şekilde, gerçi hani herhangi bir şey yapmayacağız. Sadece şurası önemli. Ondan da hemen biraz göstereyim arkadaşlarım size. Buraya yine iki tane dolgumuzu yapıp buradakiyle birleştiriyorum önce. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Bakın ilk başladığımız üçlünün içerisinden giriş yapıyoruz. Yani son kalan üçlünün içerisinden. Şu şekilde bir, iki tane ikili trabzan, bir zincir. Sadece bu köşeleri de yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bitireceksek tabii. Bakın şurada olduğu gibi. Şimdi devam ediyorum. Bir tane de hemen yanına, bu şekilde bir görüntü olacak. Bunu aynı şekilde şu üçlü yaptığımız şuranın tam orta yeri, yani orada da aynı şekilde yapıyoruz. Her iki uç ve her iki köşede bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle sonra 2-2 arada zincir falan çekmeden bu şekilde motifimizin etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, böyle devam edecek. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlarım. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Dediğim gibi eğer yarım yaparsanız, buraların böyle kalmasını istemezseniz, yarım o üçlü olan yerde bitirerek bir tane parça yapıp ekleyebilirsiniz. Yani bunu devamına gelecek olan yere yarım yapabilirsiniz. Bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.